Arkadaşlar merhaba. 18 numaralı föyde organik bileşikler ünitesinin 10. kısmını işleyeceğiz. Ve bu föydeki konumuz ester bileşikleridir. Esterler karboksilik asitteki OH grubu yerine OR grubunun bağlanması oluşan bileşiklerdir. Ve genel gösterimleri R, C, çift bağ O, OR şeklindedir. Genel formülleri ise monokarboksilik asitlerle aynı CN, H2N, O2'dir. Ve dolayısıyla ne deriz arkadaşlar? Eşit karbon sayılı monokarboksilik asitler ve esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir deriz. Esterlerde iki tane R en az olması gerektiği için N sayısı en az 2'dir. Yani esterlerin ilk üyesi 2 karbondur diyeceksiniz. Ve esterler karboksilik asitlerin alkollerle asidik ortamda tepme sonucunda oluşurlar. Ve karboksilik asitteki OH koparken asitteki H kopar ve bunlar birleşirler, suyu oluştururlar. Ve buradaki OR gelişe gidip karbona bağlanır ve böylelikle ester molekülü oluşur. Ve bu tepme esterleşme tepmesi deriz. Bu tepme aynı zamanda bir kondensasyon tepmesidir. Kondensasyon tepmesi neydi? Küçük molekülün birleşirken daha küçük bir parçacık çıkartarak büyük molekülü oluşturmasıydı. Ve burada açığa çıkan parçacık kimdir? Sudur diyoruz. Esterlerin adlandırmasını yaparken IUPAC sistemine göre şu kuralları takip ederiz. İlk önce moleküldeki oksijen atomuna bağlı olan alkil grubunun, yani alkolden gelen alkil grubunun adı belirtilir. Daha sonra asitten gelen gruptaki karbon sayısına karşılık gelen karboksilik asitin sonundaki oik asit kaldırılır, yerine OH getirilir. Örneğe bakarsak, bakın şu kısım alkolden gelmiştir, diğer kısım ise asitten gelmiştir. Alkolden gelen alkilin ismine bakarsak metil ve asitten gelen kısma baktığımız zaman tek karbonlu. Tek karbonlu asitin ismi, IUPAC ismi metanoik asittir. Ve buradaki oik asit ikilini kaldırıyoruz, yerine OH diyoruz, yani metil metanoat oluyor. Buraya bakarsak yine asitten gelen kısmın karbonil olduğu taraftır. Burası asitten gelmiştir, burası alkolden gelmiştir. Alkolden gelen alkilin ismi metildir. Ve asitten gelen kısma baktığımız zaman iki karbonlu. İki karbonlu asitin ismi etanoik asitti. Buradaki oik asit ikilini kaldırıyoruz, yani OH getiriyoruz. Metil etanoat oluyor. Veya buraya baktığımız zaman burası yine alkolden gelen kısım ve burası asitten gelen kısımdır. Burada karbonil grubu olduğu için bunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve alkolden gelen kısmın alkil ismini söylersek iki karbonlu olan etildir. Ve iki karbonlu bir asit var burada. Asitten gelen kısım var. Bunun ismi ne olacaktır? Etanoik asit. Ama burada ester bileşiği olduğu için artık o iki asiti kaldırıyoruz. Yeni OH getiriyoruz. Ve etil etanoat oluyor bileşiğin ismi. Yaygın adlandırması yapılırken de alkil grubunun adından sonra oluştuğu karboksilik asitin yaygın adının sonundaki ilk asitteki kaldırılır. Yerine at getirilir. Örneğin burada alkolden gelen kısmın metil olduğunu söylemiştik. Ve buraya baktığımız zaman tek karbonlu asitin yaygın adı formik asitti. Oradaki ilk asitteki kaldırılır. Yerine at getirilir ve metil format bileşiğin ismi olur. Yine baktığımız zaman tek karbonlu yine alkolden gelen metil var ve iki karbonlu bir asitten gelen kısım var. Buradaki kısmı söylerken iki karbonlu asitin yaygın adı asetik asitti. Yine ilk asitekini kaldırıyoruz, yerine at getiriyoruz ve metil asetat oluyor. Buna baktığımız zaman etil geliyor ve diğer tarafta asetik asitten gelen karbonil grubu var ve bunun ismi olacaktır? Etil asetat. Etkinlik 1. Aşağıdaki ester bileşiklerini adlandırınız demişler. İlk önce alkolden kısmı gelen kısmın alkil ismi söylüyorduk ve burada bakarsak alkolden gelen kısım burasıdır. Ve buradaki alkilin ismi metildir. Daha sonra asitten gelen kısımdaki asit isminin sonundaki oik asitekini çıkartıp yerine OH getiriyorduk. Ve buradaki karbona baktığımız zaman 2, 1 daha 3 karbonlu asit ismi propanoik asittir. Buradaki oik asitekini atarsak, OH getirirsek metil propanoat olacaktır bileşiğin ismi. Bir sonrakine bakarsak alkolden gelen kısım burası, burası asitten gelen kısımdır. Ve buradaki alkilin ismi fenildir. Aril bileşidir bu aynı zamanda. Ve buradaki ilk karbonlu asitin ismi ne olacaktır? Etanoik asit olacaktı. Fakat oik asitekini attığım için, OH getirdiğim için ne olacaktır? Etanoat olacaktır bileşiğin ismi. Yani fenil etanoat oldu. Buraya baktığımız zaman bir sikloeksil var. Diğer tarafta 3 karbonlu bir asitten gelen kısım var. O yüzden isimlendirirken sikloheksil 3 karbonlu olduğu için de propanoat diyoruz arkadaşlar. Bir sonrakine baktığımız zaman burası bu sefer alkolden gelen kısım, burası ise asitten gelen kısım. Buradaki asitin ismi neydi? Benzoik asitti. Burada ester olduğu için benzonoat diyeceğiz. Ve buradaki alkilin ismi de etildi. O yüzden etil benzanoat şeklinde isimlendiriyoruz. Bir sonrakine baktığımız zaman burası asitten gelen kısım ve burası alkolden gelen kısımdır. Bu alkoldeki alkilin ismi nedir? İzopropildir. O yüzden ilk önce izopropil yazıyoruz. Asitten gelen kısma bakarsak 1, 2, 3, 4 karbonlu. 4 karbonlu asitin ismi butanoik asitti. Buradaki ester olduğu için buna ne diyoruz? Butanoat diyoruz.
Sonuncusunu adlandırırsak, bu taraftaki arkadaş alkolden gelmiştir, bu taraf ise asitten gelmiştir ve alkolden gelen alkilin ismi benzildir. Ve asite baktığımız zaman, asitten gelen kısma baktığımız zaman iki karbonlu asitten türen ismi etanolattır diyoruz. Etkinlik 2'ye bakarsak, açarik tepmelerde karboksilik asit ile alkol arasında oluşan ester bileşiğini yazarak adlandırınız demişler. Arkadaşlar, karboksilik asitin OH koparken alkoldeki H kopar ve bunlar birleşerek suyu oluştururlardı. Ve buradaki oksijenden ne yaparlardı? Buradaki karbona bağlanırdı. Ve bunu açık form yazarsak, şurayı kapatarak yazıyorum yalnız. C2H5, C çift bağlı oksijen var. Buraya bir tane oksijen koyuyoruz ve diğer tarafta 1, 2, 3 karbonlu bir alkil var. C3H7 şeklinde yazıyoruz. Peki ismini nasıl söylüyoruz? Alkolden gelen alkilin ismini söylüyorduk. Buradaki 3 karbonlu için propil diyoruz. Ve asitten gelen kısımdaki asitten türen O adlı ismi söylüyoruz. 1, 2, 3 karbonlu arkadaşlar. Propanoik asitten türeyen propanoat ismini yazıyoruz. Ve ismi propil propanoat oluyor. Bir sonrakine baktığımız zaman yine asitteki OH kopuyordu. Alkoldeki H kopuyordu ve suyu oluşturuyordu. Ve buradan O ile birlikte ne yapıyor? Şuradaki karbona bağlanıyordu. Ve şeklini çizersek, bileşiğin formülünü yazarsak arkadaşlar, bu şekilde olur. Ve yine ne yapıyoruz? Alkolden gelen alkilin ismini söylüyoruz. Metil. Asitten gelen kısım burası ve burası benzoik asitten türeyen olduğu için benzoat şeklinde isimlendiriyoruz arkadaşlar. Ve bileşiğin ismi metil benzoat oluyor. Örnek 1. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC'a göre adı etil propanoattır? Arkadaşlar etil propanoat nedir? Bir ester bileşiğidir. Ve propanoat kısmı 3 karbonun asitten gelen kısımdır arkadaşlar. Etil kısmı ise 2 karbonlu alkolden gelen kısmıdır. Şimdi bu bileşiği arayacağız arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman bir alkil grubu, bir alkil grubu arada bir oksijen var. Bu nedir? Eter bileşiğidir. O yüzden A şıkkı değil. B şıkkına baktığımız zaman arada karbonil grubu var. İki tane alkil grubu alınmış. Bu ise bir ketondur. Bu da değil. C'ye baktığımız zaman evet gördüğünüz gibi bir ester var. Bakın bir karbonil grubu oksijen bağlanmış ve bir alkil grubu var. Arkadaşlar ama bunun ismi nedir? Baktığımız zaman alkolden gelen kısımda propil vardır. Asitten gelen kısmı ise 2 karbonlu. Yani propil etanoat şeklinde sınırlandıracağız. Yani bu da değil. Bir sonraki baktığımız zaman bir dimer bileşiği var arkadaşlar. Burada 2 karboksilik asit birleşmiş, dimer oluşturmuş. Ve sonucuna bakarsak burada arkadaşlar bakın bir ester bileşiği var. Buradan tanıdık. Alkolden gelen kısım 2 karbonlu etil. Asitten gelen kısma baktığımız zaman 3 karbonlu propanoat diyoruz. Ve bileşiğin ismi etil propanoat oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı oluyor. Örnek 2. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı karşısına yanlış verilmiştir? Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir OH dallanması olan, bir de CH dallanması olan bileşik var. OH bağlısı neydi? Bu bir alkoldü. Ve alkollerde isimlendirme yaparken OH öncelik verdik. O yüzden buraya 1, 2, 3, 4 diyoruz. 4'lü metil bağlı için 4 metil, 2 de OH olduğu için 2 ve 5 karbonlu için pentanol şeklinde isimlendiriyoruz. Yani doğrudur. B şıkkına baktığımız zaman bir O'ya iki tane R bağlanmış. Biri 2 karbonlu, diğer 3 karbonlu. Bu bir eter bileşiktir. İsimlendirirken yaygın adı nasıl olacaktır? Alkil ismini söyledikten sonra eter ismini getiririz. Ve alkilleri söylerken de alfabetik sıraya göre söyledik. Buradaki etil olduğu için etil, bu propil olduğu için propil, eter şeklinde isimlendiririz. Veya sistematik adını söylerken kısa olan zinciri dallanma kabul ederiz ve alkil isminin sonuna oksi getiririz. Ve ana zincir ismini söyleriz. Ve gördüğünüz gibi buradaki 2 karbonlu. O yüzden etoksi deriz arkadaşlar. Ve 3 karbonlu ana zincir olduğu için propan şeklinde isimlendirmesini yapabiliriz. Diğerine bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir ester bileşiği görüyorsunuz. Ve bu kısım alkolden gelen kısım. Burası nedir? Asitten gelen kısımdır. Alkolden gelen kısmın ismi nedir? Etildir. Asitten gelen kısmın ismi ise propanoattır. O yüzden etil propanoat olacaktı. Fakat burada demişler propil etanoat demişler. O yüzden C şıkkı yanlış oldu. Örnek 3. Bu soru 2006 yılında LSE sınavında sormuş bir soru. Soruya bakarsak tepmelerinde elde edilen X ve Y bileşikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye sorulmuş. Bir aldehit bileşiği oksijen yükseltgenmiş ve neye dönüşür? Karboksilikli asit bileşiğine dönüşür. Ve diğer tepmede karboksilik asit alkol ile asitik ortam tepmeye girmiş ve buradan ester bileşiği oluşur arkadaşlar. Ve dolayısıyla X maddesi karboksilik asit, Y maddesi ise ester olan C şıkkını işaretliyoruz. Örnek 4.
Yapısında yalnız bir karbon atom içeren organik bileşik aşeklerden hangisi olabilir? Tek karbon olacak arkadaşlar. Asetan anhidrit demiş. Bu olamaz çünkü bu iki karbonudur. Eter iki karbondan nasıl çağ olamaz? O yüzden şöyle düşünün. R, R şeklinde yazdığımızda olamaz. Ester bileşiği nasıldır? R, C, O, O, R şeklindedir. Yine birden fazla karbon olmak zorundadır. Ketonlar neydi? Karbonil grubunun içte olması gerekiyordu. Yani iki tane karbon komşusu olması gerekiyordu. O yüzden bu da olamaz. Ama karboksilik asit nedir arkadaşlar? Şöyle olabilir. C, çift bağ oksijen, OH şeklinde ve buraya bir tane hidrojen bağlanırsa formik asit olur. Yani tek karbonlu olabilir. O yüzden cevabımız B şıkkı diyoruz. Örnek 5. Bu soru 2007 yılında ÖSS sınavına sorulmuş bir soru. Aşağıdakilerin hangisi fonksiyonel grubunu içerir demiş. Baktığımız zaman bu gruba kimdi bu? Ester grubuydu arkadaşlar. O yüzden ester olması gerekiyor şıklarda. Ve A şıkkına baktığımız zaman propanoat demiş. Metil propanoat bileşiği ester bileşidir. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Esterlerin fiziksel özellikleri. Polar moleküllerde ve ilk öğeleri suda çözünür. Karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalacaktır arkadaşlar. Tüm organik bileşiklerde olduğu gibi karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır ve kaynama noktası artar diyebiliriz. Moleküller arasında hidrojen bağı olmadığından kaynama noktaları alkol ve karboksilik asitlerden daha düşüktür deriz. Ve burada bakın isterseniz bir propanol bileşiği var ve bunun kaynama noktası 97 santigrat derece. Propanoik asitin kaynama noktası 141 santigrat derece. Metil metanoatın kaynama noktası ise 57 santigrat derece olmuş. Ve bu örneklerde arkadaşlar baktığınız zaman 3'ü de 3 karbonlu ama kaynama noktası en düşük olan kim? Metil etanoatı yani ester bileşidir. Ve portakal gibi birçok madde arkadaşlar burada esterler vardır ve portakalda oktil asitat esteri bulunur arkadaşlar. Çoğu hoş kokulu bileşiklerdir ve bazı meyve ve çiçeklerde kokusunu veren ester bileşikleridir diyebiliriz. Ve bu özelliklerinden dolayı parfüm yapımında kullanılırlar. Bazı esterler çözücü olarak kullanılır. Örneğin etil asitat birçok yapıştırıcıda boya da tırnak cilasında çözücü olarak kullanılan maddedir. Esterler izomer nasıldır? Aynı karbon sayıda esterler ile monokarboksilik asitler birbirinin izomeridir. Çünkü ikisinin de kapalı formülü CnH2nO2 şeklinde ifade edilir. Ve esterlerin en küçük yürüsü olan iki karbon içerir. Bu yüzden tek karbonlu formik asitin bir ester izomeri yoktur. Çünkü esterler en az iki karbonludur. Ve fonksiyonel grup izomerliğine bakarsak burada iki karbonlu bir karboksilik asit var. Görüyorsunuz bunun ismi neydi? Asetik asitti. Burada ise bir iki karbonlu bir ester bileşiği var. Bunun ismi nedir? Metil metanoattır. O yüzden bunların isimleri farklı, yapıları farklı ama kapalı formüllere baktığım zaman C2H4 ve iki tane oksijen olduğu için O2 şeklinde ifade edilebilir. Yani ikisinin kapalı formu C2H4O2'dir. Buraya baktığımız zaman yine 1, 2, 3 karbonlu bir asit vardır. Bunun ismi nedir? Propanoik asittir. Bu tarafta ise 1, 2, 3 karbonlu bir ester bileşiği ve alkolden gelen alkin ismi metil. Asitten gelen kısmın ismi ise etanoattır. Yani ismi metil etanoattır ve gördüğünüz gibi ikisinin açık formülü farklı. Kapalı formüllerini yazarsak C3, 3, 2 daha 5, 1 daha 6 olur. H6O2, bununki de aynı şekilde olacaktır. 1, 2, 3, 3, 3 daha 6 ve 2 tane oksijen var. Gördüğünüz gibi ikisinin kapalı formülü aynı. O yüzden monokarboksilik asitler ile esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeri diyebiliriz. Ama tek karbonlu olan asidin yani formik asidin bir ester izomeri yoktur. Örnek 6. Ayıpağ'a göre adı metil etanoat olan bileşik aşağıdakilerden hangisi izomerdir demiş. Metil etanoat bileşiğinden bahsediyoruz arkadaşlar. İlk önce bunun şeklini çizelim isterseniz. Bakın metil etanoat dediği için asitten gelen kısım 2 karbonlu. Şöyle yaptık. Etanoat olacağı için burası. Ve alkolden gelen kısımda tek karbonlu bir kısım vardır. Ve böyle bir molekül ortaya çıkar. Peki bunun kapalı formülü yazarsak ne olacaktır? 1, 2, 3 karbonlu. C3, H6, O2 şeklinde olacak diyeceğiz. Çünkü esterlerin genel formülü neydi? CnH2nO2'ydi. Evet, şimdi arayacağınız bileşik ya bir ester olmalıdır ya da bir asit olmalıdır. Bir propanol demiş, bu bir alkoldür, olamaz. 2 metil propanol demiş, bu bir aldehittir, olamaz. Propanon demiş, bir ketondur, yine olamaz. Propanoik asit demiş arkadaşlar. Hemen isterseniz çizelim. 1, 2, 3 karbonlu. Böyle bir tane karbonil grubu yapıyoruz. H3, CH2 şeklinde yazdık. Sayarsak 1, 2, 3 karbonlu. 3 burada, 2 burada, 5, 1 de burada 6 tane hidrojen var ve 2 tane oksijen var. Yine kapalı formülü ne oldu? C6H2, C3H6O2 oldu. Ve ne demiştik? Monokarboksilik asitleri de
esterler birbirini izomer demiştik. Ve buradaki madde 1 monokarboksilik asit olduğu için birbirinin izomeridir diyoruz. 7. örnek 2010 yılında LSE sınavına sormuş bir sorudur. Ve soruda butanoik asit ve metilpropanoat bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce şekillerini çizelim isterseniz. 1, 2, 3, 4 karbonlu butanoik asit ve bir tane COH grubu vardır. Hidrojenle dağıtırsak CH3, CH2, CH2 şeklinde dağıtırız. Ve bu nedir? Bir butanoik asittir. Diğerini çizersek metilpropanoat. Alkolden gelen kısımda ne vardır? Metil vardır. Şöyle yazıyoruz burayı. Ve propanoat 3 karbonlu bir asitten türen kısımdır. O yüzden C2H5 şeklinde yazıyorum ve bir tane CO şeklinde molekülün şekli çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi metil propanoat bileşiğinin açık formülünü çizmiş olduk. Peki şıkları okuyorum şimdi. Kapalı formülleri aynıdır demiş. Arkadaşlar monokarboksilik asitler ile esterler birbirinin izomeridir. Ve karbon sayı eşitse aynı olmalıdır. Burada 1, 2, 3, 4 karbon var. Burada 2, 3, 4 karbon var. İkisinin de kapalı formülü o zaman nedir? C4H8O2 şeklindedir. Yani kapalı formülleri aynıdır diyoruz. A şıkkı doğru. B şıkkı birbirinin yapı izomeridir. Evet, açık formülleri farklı. Kapalı formülleri aynı oldukları için arkadaşlar birbirinin yapı izomeridir. Ve burada fonksiyonel grup izomerliği vardır. C şıkkı her ikisi de karbonil grubu içerir. Karbonil grubu şu grupta arkadaşlar ve asitte de görüyorsunuz. Esterde de karbonil grubu vardır. O yüzden C de doğrudur. D şıkkı her ikisi indirgenerek alkol oluşturur. Arkadaşlar asitten indirgenince alkolü ya da esterden indirgenince alkolü oluştururlar. O yüzden D şıkkı da doğrudur. Ve E şıkkı her iki bileşiğin de kaynama noktaları aynıdır demiş. İşte bu yanlıştır. Çünkü arkadaşlar buradaki bileşik hidrojen bağı yapar. Buradaki ise yapamaz. Dolayısıyla buradaki bileşiğin kaynama noktası diğer taraftaki ester bileşiğine göre daha büyüktür deriz. Ve E şıkkı yanlış olur. Örnek 8. Bu soru 2012 yılında LSE sınavına sorulmuş bir sorudur. Ve verilen bilgilere göre birinci ve ikinci bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişler. İki farklı organik bileşikle ilgili şu bilgiler veriliyor. Birinci bileşik en küçük sayıda karbon atomuna sahip simetrik eterdir. Arkadaşlar eterler neydi? Şu forma sahipti. Rohr formuna sahipti. Ve en küçük karbon sayısına sahip olması için olması gerekiyor? R'lerde birer karbonlu alkillerin olması gerekiyor. O yüzden R, C, C şeklinde yazarsak CH3. CH şeklinde olur. Bu eterimiz. İkinci bileşik ise karbon sayısı 3 olan bir ester demiş arkadaşlar. Karbon sayısı 3 olan bir ester çizersek şöyle çizebiliriz. CH3 CO CH şeklinde çizebiliriz. Veya asitten gelen kısım tek karbondur. Alkolden gelen kısım 2 karbondur. O yüzden de şöyle çizebiliriz bunu da. X'ten biridir. Ya metil etonaattır ya da etil metonaattır arkadaşlar. Buna göre ifadeyi okuyalım şimdi arkadaşlar. Birinci bileşik 2 mol metil alkolün asidik ortamda kondenzasyon tepmesi elde edilir. Evet arkadaşlar metil alkolün 2 molü asidik ortamda tepmeye girerse buradan oluşacak bileşik nedir? CH3 O CH3 yani ester olacaktır ve bir de su çıkacaktır diyeceğiz. Evet alkollerin 2 molü asidik ortamda tepmeye girdiklerinde eterleri oluşturur. O yüzden birinci ifade doğrudur. B şıkkına bakarsak ikinci bileşik etonik asit ve metil alkolün uygun koşullarda kondenzasyon tepmesi elde edilir. Evet arkadaşlar iki karbonlu bir asitten ve bir karbon alkolden bir ester elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada oluşturduğumuz birinci bileşik etonik asitten ve metil alkolden oluşan bir bileşiktir diyebiliriz. B de doğrudur. C şıkkı birinci bileşik moleküler asit hidrojen bağı yapamaz. Evet birinci bileşikteki oksijen atomunun yanında hidrojen olmadığı için hidrojen bağı yapamaz. Bu da doğru. D şıkkı. Her iki bileşikte bir ve ikinci bileşikler polar yapılıdır demişler. Evet ikisinde de karbon ve hidrojenden farklı atomlar olduğu için ikisi de polar yapılıdır deriz. Bu doğru. Ve E şıkkı birinci bileşik yükseltgeni 1 demişler. Arkadaşlar bu bileşik yükseltgenemez çünkü bu bir eter bileşiktir diyoruz. O yüzden cevabımız E şıkkı oluyor. Şimdiki başlığımız esterlerin yer aldığı doğal maddelerdir. Yağlar bunlardan ilki. Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu ester bileşikleri ne yağ denir arkadaşlar ve yağlar trigliserit olarak adlandırılır. Burada gördüğünüz propantriol gliserin bileşiği ve stearik asitle tepmeye girdiklerinde oluşan maddedir. Gliserit stearattır yani katı yağdır arkadaşlar. Ve doymuş yağ asitleri genellikle katı yağlar oluştururken doymamış yağ asitleri ise genellikle de sıvı yağları oluşturur diyeceğiz. Lanolin. Lanolin koyun yününden elde edilen doğal bir esterdir ve açık sarı merhem kıvamında bulunan bir lanolin esterinin çok fazla çeşidi vardır.
ve bileşim bakımından mumlara benzer yumuşatıcı özelliği vardır ve bundan dolayı kozmetik sanayisinde el ve tıraş kremlerinde saç kırılmasının önleyici özelliğinden dolayı şampuanlarda bolca kullanılır. Bal mumu yüksek molekül kütlesine sahip ester karışımı olan bir maddedir ve içerisinde doymuş karboksilik asitler, alkoller ve esterler bulunur. Doğal olarak arıların salgısından elde edilebilir veya sanayide de üretilebilir. Bal mumu yumuşak sarı renkte 62-65 santigrat derece aralığında olan bir yağdır. Ahşaptan cilalanmasında, heykel yapımında, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır. Balsam, ağaçlar veya odunsu çalılardan elde edilen reçinelerden biridir. İçeriğinde karboksilik asitler, alkoller, esterler içeren balzam zaman içerisinde uçucu bileşenlerini kaybederek katı hale geçer. İçeriğindeki estere göre kozmetik, ilaç ve sabun üretiminde kullanılabilmektedir. Örnek 9 bu soru 2011 yılında LS sınavına sormuş bir soru. Soruya bakarsak 1 mol asetik asit ve 1 mol metil alkolün asit katı özelliğinin ısıtılma sonucunda yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. O zaman ilk önce biz ne yapalım? Reaksiyon yapıp oluşan ürüne karar verelim. Asetik asit CH3 COOH'tır. Ve alkol neydi? HOCH3'tü. Bu asit katı özelliğine tepmeye girerse arkadaşlar buradaki OH ve şuradaki H birbirine bağlanır ve 1 mol su açığa çıkardı. Oluşan ürüne baktığımız zaman CH3 C çift bağlı oksijen O CH3 bileşiği olurdu. Ve bu bir ester bileşidir. Bunun özel adlandırmasını yaparsak ve AIPAC adlandırmasını yaparsak alkolden gelen alkin ismi söylenirdi ilk önce. Metil derdik. Ondan sonra asitten gelen kısmı isimlendirirken asitin sonundaki oik asitteki giderdiği yerine oat getirildi ve buradaki etanoik asitten geldiği için etanoat şeklinde isimlendirdik. Bu neydi? AIPAC ismiydi. Özel adlandırmasını yaparken de asitin özel ismini kullanarak yapardık ve dolayısıyla metil asetat şeklinde adlandırdık. Birinci yargıda ismi metil asetat demişler. Evet doğru. İkincisinde etil asetat oluşu demişler. Yanlış. Çünkü bir metil alkol, diğeri iki karbonlu etanoik asittir. Yani toplam 3 karbonlu olması gerekiyor. O yüzden buradaki 4 karbonlu oluyor. Olmaz. Üçüncü yargı dimetil keton oluşu demiş. Bu da yanlıştır. Ve 1 mol su açığa çıkar demişler. Bu doğrudur. Gördüğünüz gibi 1 mol su açığa çıktı. Ve doğru anlı soru için cevabımız D şıkkı 1 ve 4 diyoruz. Örnek 10. Yağlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı. Karboksilik asitlerin glisterol ile oluşturduğu eserlerdir. Evet doğru. İkinci yargı. İkili bağlar içeren doymamış yapıda olup oda sıcaklığında sıvı halidir. Evet doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı halidir. Doymuş yağlar ise katı halidir. Ve margarinler doymuş yağlara örnektir diyebiliriz. Sodyum hidroksit veya potasyum hidroksitin suç özellikleriyle hidroz olarak sabun oluştururlar. Evet bu da doğru. Yani cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Etkinlik 3. Aşağıdaki organik bileşiklerin bir yapı üzerine yazınız ve sınıfını belirtiniz demişler. A şıkkını ne yapmışlar? Düz ince bir alkanın alıp bir karbonunu ortadaki karbonu yapıştırmışlar ve böylelikle 2 metil bütan bileşiğini elde etmişler. Ve bu nedir? Zincir dallanma izomerliğidir arkadaşlar. B şıkkına bakarsam 4 karbonlu bir alken bileşiği verilmiş. Bunun yapı izomerini yaparsam bir siklo alkan yapabilirim. Çünkü biliyorsunuz ki siklo alkanlar alkenlerle izomerdi. Ve buradan olur zincir halka izomeri oluşmuş olur deriz. C'ye bakarsak bir siklopentan bileşiği var. Bu sefer de bundan 5 karbonlu bir alken yapalım. Bir şöyle yaparsak bir alken yazmış oluruz. Ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Bu nedir arkadaşlar? Yine zincir halka izomeri deriz. Buraya baktığımız zaman bir alka diyen var. Bunun izomerini yaparsak ne olacaktır? Bir alkin yapabiliriz. 4 karbonlu bir alkin yapalım bunu. Şeklinde olur. Ve buradaki izomer nedir arkadaşlar? Bu izomer fonksiyonel grup izomerlidir. Buradakine baktığımız zaman bir alkin verilmiş. Bu alkinin izomerini yazmak istersek bir siklo alken yapabiliriz. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu siklo alken çizersek bir beşgen çizeceğiz. Ve bir tane yere ikili bağ koyacağız. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? 5 karbonlu yine bir tane pi bağ bir halka içeren veya iki tane pi bağ içeren yapıyla izomer oldu. Ve bu nedir arkadaşlar? Zincir halka izomerlidir. Burada baktığımız zaman bir benzen halkasına bir tane CH3, bir tane CL bağlamış. Burada ne yapabilirim? Benzen halkasındaki CH3 ve CL'lerin yerlerini değiştirebiliriz. Mesela şuradaki CH3'ü buraya koyduğumuz zaman ve CL'yi bir boşluk bırakarak yazdığımız zaman ne olur? Bu sefer 1, 2'den 1, 3 konumuna geçmiş olur. Ve buradaki nedir?
konum izomeridir deriz. G'ye bakarsak bir alkol bileşiği verilmiş. Buradaki alkol bileşiğinde arkadaşlar 4 karbonun olduğunu görüyorsunuz. Ve burada ne yapabiliriz onu düşünelim. OH'ın yerini değiştirebiliriz. OH'ı ikinci karbondan birinci karbonu taşırsak arkadaşlar ne olur? Bir butanol bileşiği oluşur ve konum izomeri yapmış oluruz. Buradaki bir eter bileşiktir. Eterler arkadaşlar neydi? Monoalkollerle izomerdi. O yüzden ben bir tane monoalkol yapayım buraya. C3, H7, OH şeklinde yazarsam nedir? Propil alkol olur bu. Ve bu da nedir? Fonksiyonel grup izomerliği olur burada. İzomerik iz diye kısaltıyorum. Buraya baktığımız zaman bir aldehit var. O zaman bunun keton izomerini yapalım. Ve ne oldu? Yine fonksiyonel grup izomeri ortaya çıkmış oldu. JDS'i bir keton vardır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonudur. O zaman ketonun aldehit izomerini yazabiliriz. Bunu yazarken arkadaşlar 6 karbonu oluşan bir aldehit yazacağız. CH3, CH2, 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 4 oldu. Bir tane yazıyorum CH2 ve bir tane de karbonil grubu alıp bu işi bitiriyoruz. Aldehit oldu ve bu da nedir arkadaşlar? Fonksiyonel grup izomeridir. Peki bir sonraki bakarsam 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu arkadaşlar asit vardır. Asitlerin grup izomeri, fonksiyonel grup izomeri nedir? Esterlerdir. O zaman bir ester yapalım yani buradan. Şöyle yapalım. CH3, CH2, C çift bağlı oksijen, O, C2, H5 şeklinde yazarsak 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu olur. Ve yine fonksiyonel grup izomerini yazmış olduk. Burada ise bir ester var. Yine bunun bir izomerini yapalım arkadaşlar. Fonksiyonel grup izomeri olsun bu da. Bu sefer de asit yazalım. Ne olacaktır? COH kısmını uca taşıyacağız. Ve 4 karbonlu bir asit yazacağız. CH3, CH2, CH2, COOH şeklinde yazdığımız zaman 4 karbonlu bir izomer yazılmış oldu. Ve buradakine ne oldu? Fonksiyonel grup izomeri olmuş oldu. Etkinlik 4. Aşağıdaki organik bileşikleri AIPAC sistemine göre adlandırınız demişler. Hemen başlayalım. Tüm organik bileşiklerde yaptığımız asıl şey neydi? En uzun zinciri seçerdik. 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. Veya şuradaki C2H5 dikkatimi çekti. 5, 6 olabilir. Dolayısıyla 6 karbonlu zincir en uzun zinciri kabul ederiz. Sonra dallanmalara en küçük numarayı verirdik ve burada dallanmaların önceliği vardı. Örneğin eğer ki bir hidrokarbon veya alkan bileşiğinde halojen bağlanmışsa burada alfabetik sıraya bakıyorduk. Mesela betil ve klor bağlı. Kim daha öncelikli? Klorlar daha öncelikli. Soldan sayarsan 1, 2 olur. Sağdan sayarsan 1, 2, 3 olur. O yüzden soldan sayıyoruz ve buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sinirlendiriyoruz. Ve klor dağılması var, klor dağılması var. Metil, burada da metil, burada da metil var arkadaşlar. Önce alfabetik sıraya göre önce olduğunu söyleyeyim. 2'de ve 4'te klor olduğu için 2, 4, diklor. Sonra 2, 3 ve 4. karbonlarda metil olduğu için 2, 3, 4, trimetil. Ve ana zincirin ismini söylüyorum artık. Kaç karbonluydu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonluydu. Hexan şeklinde isimlendiriyoruz. Diğer moleküle bakarsam ikili bağ var, dallanmalar var. İkili bağ daha önceliklidir. O yüzden ikili bağın olduğu en uzun zincir seçilir. Şöyle olur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. İkili bağ en küçük numarayı vereceğiz. Soldan sayarsam 3'te olur, sağdan sayarsam 2'de olur. O yüzden sağdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 oluyor. Ondan sonra dallanmaların yerini ve sayısını belirterek ana zincirin ismini söyleyeceğiz. Baktığımız zaman klor var, metil var. Klor daha öncelikli olduğu için 4 klor diyorum. Sonra 4'te ve 2'de metil olduğu için 2, 4 dimetil diyoruz. Ana zincirimize bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir alken olduğu için penten şeklinde isimlendiriyoruz. Fakat ne yapmamız gerekiyor? İkili bağın yerini karbon sayısını söylememiz gerekiyor. O yüzden 2 penten şeklinde söylüyoruz. C'deki moleküle bakarsak halka yapıda bir alkan var ve klor, metil ve etil dağlanmaları var. Molekülde yoğunluk üst tarafta olduğu için arkadaşlar buraya 1 diyeceğiz, 2 diyeceğiz, 3 diyeceğiz, 4 ve 5, 6 şeklinde isimlendireceğiz. Ve isimlendirirken alfabetik sıraya göre ilk önce etil geldiği için 4 etil diyoruz. 2 de metil olduğu için 2 metil diyeceğiz ama öncesinde klor söyleyeyim çünkü daha öncelikli 1 klor, 2 metil ve bileşiğin ismi nedir? Siklohexandır diyeceğiz. Evet, diğerine bakarsak yine bir halkalı yapı, ikili bağ var, klor ve metil var.
Arkadaşlar önce kimdedir? İkili bağlıdır. O yüzden ikili bağın olduğu yere birinci karbonlayacağız ve diğerlerinin en kısa olan gitmeye çalışacağız. Buraya 1 dersek, buraya 2 dersek burası 3 olur, burası 4 olur ve burası 5 olur. Arkadaşlar ilk önce dallanmaların yeri ve sayısı söylenir ve alfabetik sıraya göre önce gelen önce söylenir. Ve metil ve klor da klor daha öncelikli olduğu için 3 klor diyoruz. 4'te metil olduğu için 4 metil yazıyoruz. Ve siklo alken yapıda, her zaman ikili bağ birinci olacağı için burada yeni belirtmeye gerek yoktur. Direkt ismini söyleyebiliriz. Siklo penten deyip isimlendiriyoruz. Evet, bir tane ikili bağ varsa bunun yerini belirtmeye gerek yoktur. Sonraki bileşe baktığımızda bir alkin bileşi görüyoruz. Ve üçlü bağ var, bir de ne bağlı? Alkil grubu bağlı. Kim önceliklidir? Üçlü bağ önceliklidir. O yüzden ana zincirimizi böyle seçtik ve buradan sayarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Ve ikinci karbonda üçlü bağ, dördüncü karbonda metil oluyor. İlk önce dallanmanın yeri söylenir. 4 metil. Sonra ikili bağ, üçlü bağın yerini söylüyoruz. 2, ana zincir ismini söylersek 5 karbon olduğu için pentin oluyor. Sıradaki bileşimize baktığımız zaman bir OH bağlı, bir de CH bağlı. Ve arkadaşlar molekülümüzde düz zinciri görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu OH ortadaki karbonda olduğu için ne öncelik veriyorum bu sefer? CH öncelik veriyorum ve dolayısıyla 1, 2, 3 oluyor, 4, 5 oluyor. Evet, tekrarlıyorum. OH ortada olduğu için sağdan veya soldan hep 3'te olur. O yüzden CH'ye daha küçük numara vermek için soldan başladık. Ve ilk önce dallanmanın yerini söylüyoruz. 2'de metil olduğu için 2 metil, 5 karbonlu ve 3'te OH olduğu için 3 pentenol şeklinde isimlendiriyoruz. G'ye baktığımız zaman hem bir ikili bağ var bu sefer hem de OH var. İsimlendirmeden önce kimdeydi? OH'taydı. O yüzden buradan saymaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğiz. İkinci karbonda metil dallanması olduğu için ilk önce bunun yerini, sayısını ve ismini söyleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki 2 metil. Sonra OH'ı görmeden sanki alken isimlendirmesi gibi yapıyoruz. 3'te olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 karbon olduğu için 3 penten ve 1'de OH olduğu için 1 ol şeklinde isimlendirmesimizi yapıyoruz. Buraya baktığımız zaman bir eter bileşi görüyoruz ve eterle isimlendirirken ne yapıyorduk? Kısa olan zinciri dallanma kabul ediyorduk ve sonuna oksek getiriyorduk ve ana zincirin ismini söylüyorduk. Burada metil dallanması olduğu için metildeki ilk alkali yerine oksi getirilir ve ne olur ismi? Metoksi, iki karbon ana zincir oldu, etan şeklinde isimlendirdik. Diğerine bakarsak burada hem karbonil grubu var hem de CL var. Kim öncelikli? Karbonil grubu. O yüzden buraya 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum, 4 diyorum. İlk önce dallanmanın yerini ve sayısını belirtiyorum ve ismini söylüyorum. 4'te klor, 3'te klor olduğu için 3 klor diyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 karbonlu bir aldehit olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü karbonil grubu nerede? Uçta. O yüzden 1 dememe gerek yoktur. 4 klor butanol şeklinde isimlendirmemizi yapıyoruz. Bir diğerine bakarsak bir karbonil grubu var. 1 CH3. 1 CH3 de burada var. Neydi buradaki karbonil grubu? İçeride olduğu için, yani karbonil grubuna 2 tane C bağlandığı için bir ketondur. Ve buna öncelik vermek için ne yapacağız? En yakın uçtan saymaya başlayacağız. Buradan sayarsam 1, 2, 3. Buradan sayarsam 4 olur. O yüzden soldan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor. Ve ikinci karbonda metil, dördüncü karbonda metil var. İlk önce dallanmaların yerini ve sayısını söylüyoruz. O yüzden 2, 4 dimetil diyoruz. 6 karbonlu, üçüncü karbonda karboksil olduğu için 3 hexanol şeklinde isimlendiriyoruz. Yani karbonil grubunun yerini de belirtiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki gruba baktığımız zaman bir COH bağlı, amin grubu bağlı ve CH3 bağlı. Öncelik kimde? COH'da. O yüzden buradan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazıyoruz. Ve dallanmanın yerini söyleyeceğiz. 2'de amino grubu olduğu için 2 amino. 3'te metil olduğu için 3 metil. Ve 5 karbon olduğu için de pentanoik asit şeklinde isimlendiriyoruz. Sonraki bileşimize baktığımız zaman bir ester görüyoruz. Bakın arkadaşlar karbonil grubuna bir O bağlanmış. Bundan dolayı bir esterdir. Ester isimlendirirken ne yapıyorduk? Alkolden gelen alkilin ismini söylüyorduk. Ve ondan sonra asitten gelen asidin sonundaki oik asitekini atıp O atlıyorduk. O yüzden ilk karbonil için burası nedir? Etil. Ve 3 karbonil asitin ismi neydi? Propanoik asitti. Oik atıp O at yazdığımızda etil propanoat şeklinde isimlendirmiş oluyoruz. Buradaki isimlendirmeyi yaparak tüm organik bileşiklerin isimlendirmesini tekrar etmiş olduk. O yüzden bu çalışma önemli bir çalışmaydı. Etkinlik 5. Aşağıdaki tekmeyi tamamlayınız ve tekmede oluşan organik bileşiği adlandırınız demişler. Ve tekmeye baktığımızda arkadaşlar oldukça geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Yani tekme türü oldukça fazla ve bu sebeple de arkadaşlar oldukça fazla tekmeyi tekrar etmiş olacağız. Bu sebeple de bu etkinlik önemli bir etkinlik diyebiliriz. Ve birinci tekmeye baktığımız zaman bir alkan klor gazı ile tekmeye girmiş. Alkanlar halojenürlerle ne yapardı? Yer değişimi tekmesini verirdi ve dolayısıyla buradan olacaktır CH3
Cl artı HCl çıkacaktır. Bu bileşin ismi nedir? Metil klorür deriz. İkinci tepmede bir alken var ve suya tepme girmiş asidik ortamda. Suyu şöyle düşünelim. HOH şeklini düşünelim. Buradaki ikili bağ kırılır. Hidrojen bir karbona gider. OH diğer karbona gider. Ve böylelikle CH3, CH2, OH bileşiği oluşur. Yani bir alkol oluşur. Peki bu alkolün ismi nedir? İki karbonlu alkol olduğu için etanol deriz. Sonraki tepmeye baktığımızda yine bir alken var. Hidrojen klorür tepmeye giriyor. Ve arkadaşlar buradaki yine pi bağ kırılacaktır ve hidrojen bir karbona klor diğer karbona gidecektir. Fakat hidrojen burada gitmeyi tercih ederken ne yapıyor? Markovnikov kuralına göre hidrojenin çok olduğu karbona gidiyor. Yani buradaki CH2'lik karbona gidecektir. Klor ise az olan yere gidecektir. Ve dolayısıyla oluşan ürüne baktığım zaman CH3, CH, CL, CH3 şeklinde bir ürün oluşur. Ve bu bileşiğe baktığımız zaman 3 karbonlu ikinci karbonla klor bağlı olduğu için 2 klor propan şeklinde isimlendiririz. Bir sonrakine bakarsak yine bir ikili bağ var ve brom var. Ne yapardı alkenler? Bromlu suyun rengini giderirdi. Dolayısıyla burada bromla alken tepmeye girecektir. İkili bağ kırılacaktır ve her bir karbona birer tane brom gidecektir. Ve böylelikle CH2, CH2, iki tane Br bağlayacağız. Oluşan bileşik bu olacaktır. Bileşiğin ismi nedir peki? 1, 2, dibrom, 2 karbonlu olduğu için arkadaşlar etan şeklinde isimlendireceğiz. Bir sonraki bileşiğe baktığımız zaman burada 3 alkin var. 3 alkin gümüş titratla bazik ortamı tepmeye girerdi ve bu tolyan sarıcıydı. Ve 3 alkinler tolyan sarıcıyla tepmeye girdiklerinde beyaz çökelek oluşturdu. Ve arkadaşlar bu reaksiyon sonucunda Ag, C, üçlü bağ, Ag bileşiği oluşurdu. Bu da nedir? Gümüş asetlenir bileşiğidir arkadaşlar. Bir sonraki baktığım zaman 2H2 ile kim tepmeye giriyor? Bir alkin. Ve buradaki pi bağları kırılır ve her birine ikişer tane hidrojen gider ve böylelikle oluşan bileşik H3C, CH3 şeklinde olur. Yani bu bileşik kimdir arkadaşlar? Etan bileşiğidir. Yani alkinin tam olarak doyulması sonucunda ne elde edildi? Alkanlar elde edilmiş oldu. Buradaki de baktığımız zaman bir alkol ve oksijenle yükseltgenme tepmesi verecek. Arkadaşlar alkoller yükseltgenliğinde bir mol su çıkartarak ilk olarak neye dönüşürlerdi? Aldehide dönüşürlerdi. O yüzden buradaki tepmeye yazarsak CH3, C, çift bağ OH şeklinde yazarız. Bir aldehit olmuş olur. Ve iki karbonlu aldehit olduğu için de bunun ismi nedir? Etanaldir. Veya yaygın adı asetaldehittir. Diğer tarafa bakarsak arkadaşlar bu sefer de ne var? Yine bir alkol var. Ve sekonder alkol arkadaşlar bu. Sekonder alkol potasyum permanganatla ne olacaktır? Yükseltgenecektir. Buradaki hatırlamamız gereken bilgiyi bir tekrar edelim aslında. Primer alkoller bir basamak yükseltgenliklerinde aldehitlere, iki basamak yükseltgenliğinde asitlere dönüşürler. Sekonder alkoller ise bir basamak yükseltgenliklerinde arkadaşlar neye dönüşürdü? Ketonlara dönüşürler diyorduk. Peki buradaki ne sekonder alkol? O zaman bir keton oluşacak. Yine bir mol su açığa çıkacak arkadaşlar. Ve oluşan ürün nedir? CH3, C çift bağ O, CH şeklinde olacaktır. Peki bu bileşiğin ismi nedir? Propanondur. Propanondur. Veya yaygın adı aseton şeklinde bilebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada oluşan ürün propanon aseton oldu diyoruz. Bir sonraki baktığımız zaman bir basit şeker olan glikoz zimaz enzimiyle arkadaşlar neye dönüşecektir? C2H5OH'a dönüşecektir. Yani bu neydi arkadaşlar? Etil alkol elde yöntemlerinden bir tanesiydi. Ve arkadaşlar buradaki nedir? Etil alkol diyoruz. Bir sonraki tepmeye baktığımız zaman yine bir alkil halojenür NaOH'a tepmeye giriyor. Hatırlarsanız şöyle bir şey demiştik. Eğer bir A grubu metal ve yanında halojen varsa bunlar birbirine bağlanır ve tuz oluşturur demiştik. Ve buradaki OH ne yapacaktı? Buraya girecektir ve dolayısıyla oluşan ürün yine ne oldu? C2OH, C2H5OH olacaktır. Yine etil alkol oldu. Yani arkadaşlar bu nedir? Bir ikinci etil alkol elde yöntemidir. Bir sonraki de bakarsak bir aldehit bileşiği. Bakın CHO şuraya şöyle çıkarabiliriz. Bir tane karbon bağlı. Gördüğünüz gibi karbon 4 bağ yapması için bunun aldehit olması gerekiyor. Ve aldehitler gümüş nitratla bazik ortamı tepmeye girdiklerinde ne oluştururlardı arkadaşlar? Gümüş aynasını oluştururlardı ve bunlar bir basamak yükseltgenirlerdi. Peki buradaki oluşacak ürüne bakarsak nedir? 2 karbonlu aldehitten CH3, COOH oluşacaktır ve bir de 2 tane AG oluşacaktır. Ürüne bakarsak bu nedir? Etanoik asittir. Bu tepmedeki tolyan sarıcıydı. Şimdi ise bakıyoruz. Yine bir aldehit
F-link ayrıca tepmeye giriyor ve buradan ne olacaktır arkadaşlar yine? Yine asetik asit oluşacaktır ya da retinoik asit oluşacaktır. Ve bir de CuO2O bileşiği açığa çıkacaktır. Evet, bu bileşin ismi nedir? Retinoik asit veya diğer ismi de asetik asittir. Şöyle not alalım. Bir diğer tepmeye baktığımız zaman bu sefer bir aldehit var. 3 karbonlu H2'ye tepmeye girmiş. Bu nedir arkadaşlar? Bir indirgenme tepmesidir. O yüzden buradan oluşacak ürün nedir? Bir alkoldür. Primer alkol oluşur. Ve bu alkolün ismi nedir arkadaşlar? 3 karbonlu primer alkol olduğu için propanaldir diyoruz. Burada baktığımız zaman ne olmuş? Bir asitte bir alkol tepmeye girmiş asitik ortamda. Ve oluşacak ürün nedir? Bir ester olur. Ve bir tane su açığa çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bunu oluşturursak CH3, C çift bağlı oksijen, O, CH3 şeklinde olacaktır. Ve bu bileşin ismi nedir? Metil etanoat şeklinde isimlendiririz. Evet, etkinliğimizi bu şekilde tamamladık. Ve arkadaşlar bunları tekrar etmeniz çok önemlidir. Ve muhakkak bu tepmelerde oluşacak ürünleri, reaktifleri ve isimlendirmesini bilmeniz oldukça önemlidir. Ve bunu yaparsanız organik kimyanın büyük bir kısmını halletmiş olabilirsiniz. Şimdi birlikte ödev testini çözerek anlattıklarımızı tekrar edelim. Birinci soru. Aşağıdaki formüle verilen organik bileşiklerin hangisinin sistematik adı karşısında yanlış verilmiştir diye sormuş bize. Bakalım arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 karbonlu bir OH bağlı bir de ikili bağlı olan bir molekül bulmaktır. Önceki kimde? OH'ta. O yüzden buraya 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3 diyoruz, 4 diyoruz. Ve ilk önce ne yapıyoruz? Alken zincirin ismini söylüyoruz. 3 büten oluyor ve birinci karbonlu OH olduğu için 1 OH şeklinde isimlendiriyoruz. Yani doğru oluyor. Bir sonrakine bakarsak arkadaşlar burada bir ester bileşiği var görüyorsunuz. Bir de ne var? Eter bileşiği var. Düzeltiyorum. R, O, R bileşiği var. Ve bunları isimlerken ne yapıyorduk? Uzun zincir ana zincir kabul ediyordu ve kısa olanı dağlanma kabul ediyorduk. Ve burada baktığımız zaman bir OCH3 dağlanması var, bir de CH3 dağlanması var. Ve eter grubundaki bu dağlanmaya küçük numarayı verecek şekilde isimleniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. İkinci karbonda olduğu için metoksi, 2 metoksi, 3'te metil olduğu için 3 metil ve 5 karbon olduğu için pentan şeklinde isimleniyoruz ve doğru oluyor. C'ye baktığımızda ise bir karbonil grubu, bir de hidroksil grubu vardır. Önceki kimdedir? Karbonildedir. O yüzden buraya 1, 2, 3, 4 diyoruz. Önce dallanmanın yerini söylüyoruz. Burası dallanma oluyor artık. 2 hidroksi ve 4 karbon olduğu için butan ve aldehit yaptığı için butanal diyoruz. Ve bu da doğru oluyor. Diğerine baktığımız zaman bir ester bileşiği görüyoruz arkadaşlar. Bakın R, C, O, R şeklinde bir molekül var. Burası neydi? Fenildi ve şu kısım nedir? Benzoik asitten gelen kısımdır. Ve burası metil alkolden gelen metildir. İsimlendirirken diyorduk. Önce alkolden gelen alkin ismini yani metili, ondan sonra asitten gelen asitten türetilen isim olan ismi söylüyorduk ve benzoat diyorduk. Buradaki benzoik asit olduğu için benzoat şeklinde düzeltiyoruz ve bu da doğru olur. Ve E'ye baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu 5 halkalı bir keton görüyorsunuz. Ve bunun ismi ne olacaktır? Siklopentanon olacaktır. Ama burada ne demişler? Butanon demişler. Yani 4 karbonluymuş gibi düşünmüşler. O yüzden E şıkkı yanlıştır diyoruz. İkinci soru. Yukarıda organik bileşiklerin hangisinin AIPAC adı karşısında doğru verilmiştir diye sormuş bize. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 karbonlu bir tane dallanması var. İlk önce ne yaptık? En uzun zinciri seçtik. Ondan sonra dallanmaya en küçük numarayı verecek şekilde isimlendireceğiz. 1, 2, 3, 4 diyeceğiz. 2 de metil olduğu için 2 metil bütan dememiz gerekiyordu. Ama burada ne demişler? 3 metil demişler. O yüzden bu yanlıştır. Bir sonrakine bakarsak yine en uzun zinciri belirliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 veya 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde düz zincir yapabiliriz. Ve burada C3 dağlanması olur. Ve OH bağlısı neydi? Alkoldü ve önce kimdeydi? OH'taydı. O yüzden buradan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. 2 de OH bağlısı olduğu için burası 4 olduğu için ilk önce dağlanmayı söylüyorduk. 4 metil ve 2 de OH olduğu için 2, 5 karbon olduğu için de pentanol şeklinde isimlendireceğiz. Fakat burada demişler 4 hidroksi, 2 metil pentan demişler. O yüzden bu da yanlıştır. Bir sonrakine bakarsak üçlü bağ var ve dallanma var. Üçlü bağ öncelik vereceğiz. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Ve 4'te metil dallanması olduğu için 4 metil 1 pentin dememiz gerekiyordu. Ama burada ne demişler? 2 metil 4 pentin demişler. CH3 öncelik vermişler. O yüzden bu da yanlıştır. Bir sonrakine bakarsak burada 1, 2, 3, 4 karbonlu bir asit ve bir amino bağlanmış grup var. Ve bunları isimlendirirken ne yapıyorduk? Öncelik buradaydı. 1 diyorduk. 2, 3, 4 diyeceğiz. 3'te amino bağlı olduğu için 3 amino butanoik asit dememiz gerekiyordu. Ama burada ne demiş? 2 amino demişler. Buradaki karbonu saymamışlar. O yüzden bu da hatalıdır.
ve sonuncusuna bakarsak bir ester bileşiği görüyoruz arkadaşlar. Esterlerde alkolden gelen alkilin ismini söyledik ve sonra asitten gelen ismin asitten türeten ismi söyledik. Ve buraya baktığımız zaman alkil var, metildir ismi. Ve buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 karbonlu. 4 karbonlu asit neydi? Butanoik asitti. Ve bundan türeten isim neydi? Oik asit ekini atıyorduk, OAT getiriyorduk. Ve burada neymiş? Metil butanoat demiş. Yani dördüncüsü, beşincisi doğru. Ve bize doğru olan sorular için de cevabımız E şıkkı 5 oluyor. Üçüncü soru. Molekülü yalnız aşağıdaki fonksiyonu grubu taşıyan bileşiklerin hangisi karşısında verilen sınıfta yer almaz demiş. İkili bağ varsa arkadaşlar neydi? Alkendi. Bu doğru. OH varsa alkoldü. Evet. Buraya baktığımız zaman CHO. Bakın bir tane karbon burada bağ yapmış. Bir tane oksijenle çifti bağ yapsa, bir de hidrojen yapsa ne olur? Bu bir aldehit olur. Yani karbonil grubu var ve uçta olduğu için arkadaşlar bu grup, yani hidrojen olduğu için aldehittir. Bu da doğru. Ve ne demişler? D şıkkına COOR demişler. Arkadaşlar eter bu değildir. Eter buydu. ROR formülüne sahipti. O yüzden buradaki yanlıştır. Ya da bunu gösterirken şu şekilde gösteririz arkadaşlar diyebiliriz. O yüzden D şıkkı hatalıdır diyoruz ve cevabımız D oluyor. Bir sonrakine bakarsak COOH varsa bu neydi? Karboksilik asitti. Dördüncü soru. Laboratuvar ortamında yapılan bir deneyin aşamaları aşağıdaki gibidir. Birinci deneyde deney tüpüne 2 mililitre 2 metil butanol, 2 mililitre asitik asit ve kaynama taşı konuluyor. İkinci aşamada, birinci aşamada oluşan karışıma 0,5 mililitre sülfürik asit ekleniyor ve deney tüpü bir süre ısıtılıyor. Ve üçüncü aşamada sağ camına koyulan sodyum bikarbonat üzerine ikinci aşamada oluşan karışım döküldüğünde hoş bir koku yayılıyor. Ve buna göre deney sonucunda elde edilen organik bileşiğin sınıfı aşağıdakilerin hangisi olduğu soruluyor bize. Arkadaşlar, birinci aşamada bir alkolle asidi karıştırıyoruz ve daha sonra bunları asidik ortamda tekmeye sokuyoruz. Ve daha sonra bunu sağ camına döktüğümüzde hoş bir koku yayılıyor. Alkol asidin tepmesinden ester elde edilir ve esterlerin kokuları hoştur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı, esterdir diyoruz. Beşinci soru. Tepmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Baktığım zaman propanoik asitle metil alkol tepmeye giriyor ve alkol asit tepmeye girerse alkolden OH kopardı. Asitten OH kopardı, alkolden H kopardı ve su oluşurdu. Ve şuradaki alkol molekülünden kalan kısım ne yapardı? Buradaki karbona bağlanırdı. Ve oluşan bir işin formülü yazarsak C2, H5, C çift bağ O, C3 şeklinde bir bileşik oluşur. Yani bu bileşik bir ester bileşidir. Ve ismini söylersek alkolden gelen kısım metil, asitten gelen kısım propanoattır. O yüzden ismi metil propanoat olur. Evet, şıkları okursak şimdi bize yanlış olan soruluyordu. Kondansasyon tepmesi demiş. Evet, su açığa çıktığı için doğru deriz. X bileşiği esterdir. Bu da doğru. Tepmede karboksilik asitin CO bağı kopar. Evet arkadaşlar, karboksilik asitteki OH'ın olduğu kısım kopardı. O yüzden bu da doğru. Tepmede alkolün HO bağı kopar demiş. Bu da doğru. Ve E şıkkı X bileşiği etil etanoat olarak adlandır demiş. Bu yanlıştı çünkü ismi neydi? Metil propanoattı. Altıncı soru. Metil asetat bileşiğini elde etmek için aşağıdaki bileşik çiftlerinin hangisi arasında kondansasyon tepmesi gerçekleştirilmelidir? Arkadaşlar, metil asetat elde ediyoruz. Demek ki alkolden gelen kısım nedir? Metil alkol ceza alkolümüz. Çünkü tek karbon olması gerekiyor. Ve asetat demiş. O zaman asitimiz kim olacaktır? CH3, COOH yani asetik asit olacaktır. Asitle alkolün tepmesinden ne oluşurdu? Ester oluşurdu. Bu bir kondansasyon tepmesiydi. O yüzden cevabımız asidimiz asetik asit, alkolümüz metil alkol olan A şıkkı olacaktır. Yedinci soru. Yukarıda açık formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir asit görüyorsunuz. Bunun ismi nedir? Pentanoik asittir. Diğerine bakarsak 1, 2, 3, 4 yine 5 karbonlu ama ester bileşiği. Bunun ismi nedir? Alkolden gelen kısım burası. Metil diyorduk. Ve asitten gelen kısım burası. 4 karbonlu. Ve butanoik asitteki oik asit ekini getiriyorduk. OAT getiriyorduk. Yani butanoat oluyor. Evet. Şimdi bakarsak kapalı formülleri C5H10O2'dir. Arkadaşlar monokarboksilik asitler ile esterler birbirine neydi izomeriydi. Ve bunların kapalı formülleri genel formülü CnH2nO2'ydi. Ve her ikisi de 5 karbonlu olduğu için C5H10O2 olacaktır. Kapalı formülleri, yani birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakarsak B şıkkına. Birinci bileşik pentanoik asittir demiş. Evet, biz öyle demiştik. C şıkkında ikinci bileşik metil butanoattır demiş. Bu da doğru. Ve D şıkkı kaynama noktası arasındaki ilişki 2 büyüktür 1 demiş. Yanlış. Çünkü karboksilik asitlerde hidrojen bağı vardır ve esterlerde bu yoktur.
Dolayısıyla karboksilik asitin kaynama noktası hidrojen bağından dolayı daha yüksektir. Yani doğrusu ne olacaktır? 1 büyüktür. 2 şeklinde olacaktır. D şıkkı yanlış oldu. Ve E şıkkı birbirinin fonksiyonu grup izomeri demiş. Evet, esterler ve monokarboksilik asitler birbirinin fonksiyonu grup izomeriydi. 8. soru. Yağ asitleri ve yağlar ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur demişler. Birinci yargı, yağ asitleri yüksek ve çift karbon sayılı karboksilik asitlerdir. Evet, doğru. İkinci yargı, doymamış yağ asitleri karbon atomları arasında ikili bağ içerir. Arkadaşlar, doymamış karbon atomları varsa nedir? Bu doymamış yağ asitidir. Bu da doğru. Üçüncü yargı, yağlar yağ asitlerin gliserin ile oluşturduğu esterlerdir. Bu ifade doğrudur. Dördüncü yargıya okuyalım. Doymamış yağ asidi bulunduran yağlardan genelde sıvı yağlar, doymamış yağ asidi bulunduran yağlardan genelde katı yağlar olarak bahsedilir. Bu yanlış bir ifadedir. Tam tersi. Doymamış yağ asidi bulunduranlar katı yağlardır. Doymamış yağ asidi bulunduranlar ise sıvı yağlardır. Ve katı yağları örnek olarak margarine verebiliriz. Sıvı yağların doyurulmasıyla margarinden elde edilir. Ve cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. 9. soru. Yüksek karbonlu doğal ester bileşikleri olan yağlara maddelerinden hangileri örnek verilemez demiş. Lanolin bir yağ ester içeren bir yağ idi. Balmum da yine böyleydi. Alenin arkadaşlar bir amino asittir. O yüzden gider. Balsam yine bir yağ asidi, yağ içeren bir mol karışımdı. O yüzden cevabımız örnek verilemezi sorduğu için de B şıkkı yalnız 3 olacaktır. 10. soru. Denklemde yer alan XYZ bileşiklerin sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş bize. Bakarsak X bileşiği H2O tepkime girmiş alkol oluşturmuş. Arkadaşlar alkenler suya tepkime girdiklerinde alkol oluşturur. Ve buradaki pi bağları kırılır ve buraya bir tanesine OH gider, diğerine H gider ve alkol bileşiği oluşur. O yüzden X bileşiği nedir? Bir alkendir. Sonra alkol Y bileşiği alkol tepkime girmiş ester oluşturmuş. Alkoller karboksilik asitler tepkime girdiklerinde ester oluştururlar. O yüzden bu bir karboksilik asittir diyoruz. Ve sonra Z bileşiği F linkte yükseltgenmiş ve karboksilik asit oluştururken CO2 katını oluşturmuş. Arkadaşlar bu tepkimeyi veren kimdi? Aldehitlerdir. O yüzden buradaki bileşikte bir aldehittir diyorsunuz. Ve doğru cevabımız X alken, Y karboksilik asit, Z aldehit olan A şıkkı olacaktır. Evet, şurada aldehitlerle ilgili bir şey söyleyeceğiz. Aldehitler tolerans ve F link haricinde etki ederler ve karboksilik asite dönüşürler, yükseltgenirler. Alkoller arkadaşlar bir basamak yükseltgeninde aldehitler, bir basamak daha yükseltgen ise neye dönüşürdü? Karboksilik asite dönüşürdü. Ve alkoller karboksilik asitler tepkime girerse esterleri oluşturdu. Bunları tekrar etmek istedim. 11. soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu karşısında yanlış belirtilmiştir? Bakıyoruz arkadaşlar. Bir alkol bileşiği var ve OH grubu varsa alkoldü. O yüzden bu doğru belirtilmiş. Buraya baktığımız zaman CHO var. Arkadaşlar bu neydi? Bir aldehitti. Şöyle yazarsak. Karbon bir tane bağ yapmış. Bir tane oksijenle bağ yapar. Ve burada ne olur? Bir daha H olur. Ve şu grup nedir? Fonksiyonel grubudur. Bu da doğrudur. Bir sonrakine bakarsak ikili bağ var arkadaşlar. O yüzden fonksiyonel grubu ikili bağdır. Ve bir sonrakine baktığımız zaman ne var burada? C çift bağ O O şeklinde bir fonksiyonel grup var. Bu nedir? Ester grubuydu. Ama burada belirtilen nedir? Eterlerdir. O yüzden D şıkkı yanlış belirtilmiştir. Ve E şıkkına bakarsam üçlü bağ göstermişler. Evet, bu da doğrudur. Bu soruyu bitirerek föyümüzün sonuna geldik ve ayrıca organik bileşikler ünitesini bitirmiş olduk. Organik bileşikler ünitesini sürekli tekrar etmeniz gerekmektedir. Özellikle isimlendirmelere ve tepkimelere özen gösterin. Ve hepinize iyi çalışmalar dilerim.